Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuz Boaltcoin nedir serisinden gelecek. Bu videomuzun adı Boaltcoin nedir? Celsius, Sel arkadaşlar. Öncelikle bizlere ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında bildirim almak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Her Boaltcoin nedir videomuzda yaptığımız gibi bu videomuzda da Celsius'un vizyonunu, misyonunu, takımını, kendi planlarını, projelerini, ne işe yaradığını CoinMarketCap verileriyle birlikte temel teknik anlamdaki verilerini kendi bilgimiz dahilinde sizlere yansıtmaya elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar öncelikle Celsius Network nedirle bir başlayalım kripto para kullanıcıları için hepsinin bir arada olduğu bir bankacılık ve finansal hizmetler platformuymuş kendisi Haziran 2018 yılında piyasaya sürülmüş kripto para yatırmak için ödüller ve krediler ve cüzdan gibi ödeme hizmetleri sunuyormuş kullanıcılar varlıklarından düzenli olarak ödeme alıyorlar ve faiz alıyorlarmış bu Celsius Network'ün de biliyorsunuz ki bu şekilde platformlarda böyle oluyordu. Token de gel arkadaşlar bu sistem üzerinde ödeme para birimi olarak kullanıldığında kullanıcı ödemelerini arttırma yani bonus gibi çeşitli özellikleri artı işlevleri var. Bu Celsius'un şimdi bu tarz altyapılar, bu tarz networkler ve sistemler var. E Celsius'u benzersiz yapan neyi biraz araştırdığımız senaryoda geleneksel öncelikle gelenekselin dışına çıkıyor ve gelenekselin sunmadığı finansal hizmetleri sunarak bu oyunda bu bankacıların arasındaki oyunlarda kendilerini bankacıları geride bırakmayı hedefliyorlar. Hedefleri buymuş. Tasarruf ve mevduatlarda bu oyunlar ne? Yani bu artılar, finansal hizmetler ne diye baktığımız dünyada tasarruf ve mevduatlarda çok daha yüksek getiri oranları, çok daha kolay ve daha adil kredi gereksinimleri ve her kullanıcı için algoritmik olarak hesaplanan otomatik ödüller var. Ayrıca platform Selpay özelliği aracılığıyla bir cüzdan işlevi görüyor ve kullanıcıların diğer şeylerin yanı sıra ödeme değerini arttırmak için kullanabilecekleri Gel token'ini de barındırıyor. Bu şirket bir merkezi olan bir şirket arkadaşlar, kar amacı güden bir şirket. Faiz ödemelerinde kar marjında ufak bir kesinti yapıyorlar ama yine de kullanıcılar %80 gibi bir ödeme geri dönüyor kendilerine ayrıca şirket yani Celsius'ta yüksek riskli yatırım fonları gibi kurumsal varlıklara da kredi veriyormuş arkadaşlar ödemeler bir kurum olduğu için garanti altına alınmış çünkü krediler biliyorsunuz ki varlığa dayalıdır varlığa dayalı olduğu için de her zaman teminat alınan krediden daha yüksek değerde olması gerekiyor bunu biliyorsunuz şimdi kendilerinin web sitesine bakalım Web sitelerinde burada ürünler var arkadaşlar. Ödemeler, gel token. Bir kredi kartları da varmış kendisinin. Yani kredi kartı deme, demeyeyim. Bu kendi cüzdanlarına bağlanan blockchain aracılığıyla bu altyapıdan direkt kullanabileceğiniz bir kart. Çok yakında diyorlar. Bir çalışmaları varmış. Bu kartı çok yakında çıkar, çıkartacaklarmış. Kendileri şöyle düşünün. Stake ettiğinizde yani paranızı likidasyon için bir varlık olarak yatırdığınızda size verdiği yüzdenin haricinde belli bonuslar veriyor. Bu güzel bir özellik. Zaten bakın burada diyor ki free 50 dolarlık BTC. Ben buradan kendi web sitesinden örne gireyim. Burada yüzde %17 gibi o adam yatay atmış. 3.7 milyon doları yatırmış faize. Artı bonus alıyor. Burada destekledikleri birçok zincir var. Destekledikleri birçok cüzdan var. Bunlarla birlikte mesela Synthetix'e %14 veriyorlarmış. İşte Matic'e %10.5 veriyorlarmış. Bunları değerlendirmek isteyen arkadaşlarım tabi buradan çok daha detaylı bir şekilde inceleyebilirler. Aynı zamanda burada pay var ödemeler. Birebir ödeme diye bir özelliği de var. Direkt ödemelerinizi de istediğiniz kripto para biriminde bankasız unbank bankasız yapabiliyorsunuz. Bu altyapı sayesinde. Burada referal bonus sistemleri var. Burada yatırdığınız paranın 30 gün stake şartıyla yatırdığınızda mesela size 100 100 dolarlık minimum BTC yatırdığınızda 30 günlük stake için stake geliri haricinde bonus veriyormuş. Burada da o bonus oranları var. İşte 400 dolarlık BTC'ye 50 dolar, burada 25 bin dolarlık BTC'ye 500 dolar gibi çok güzel bonus oranları var. Bu da değerlendirmek isteyen arkadaşlarım değerlendirir. Burada kurumsallarında işine gelebilecek bir altyapı, bir sistem var diye görüyorum ben. Kendisinin coin market cap verilerine bakmadan önce Yatırım yapmak isteyen bunu bir proje olarak gören arkadaşlarım çok detaylı bir şekilde web sitelerini incelemeliler. E, web sitelerinde takımının bilgisi e, mevcut, e, yaratıcısı mevcut arkadaşlar. 2017 yılında kendisi kurulmuş. E, kuran arkadaşımız daha önce e, çok tecrübeli bir arkadaş. Aynı zamanda CEO'su da e, tecrübeli pazarlama alanında iyi bir geçmişe sahip. yatırım yapmak isteyen arkadaşlarım daha detaylı araştırabilirler. Coin market cap verilerine bakalım. 65. sıraya kendisi oturmuş durumda. 1.4 milyon dolarlık bir market cap'i mevcut. Adetinde de maksimum sublisinin olması güzel bir özellikti biliyorsunuz. 695 milyon adet maksimum sublisi varmış. Şu anda da dolaşımda 238 milyon adet mevcutmuş. Düşmüş olduğu en düşük rakam 0.02 dolarmış ve çıkmış olduğu en yüksek rakam 8 dolarmış. Şu andaki fiyatı da 6 dolar. Listelendiği borsalara bakacak olursak burada dikkatinizi çekmek isteyeceğim bir nokta var. FTX, Uniswap, GTO, Bitfinex, OKEX gibi güzel borsalarda listelenmiş olmasına rağmen ben burada Binance'ı göremedim. Binance'a girdiği senaryoda kendisinin çok daha fazla fiyatlanacağını düşünüyorum. Birazdan teknik temel anlamda da nerelere düştüğüne, nerelerden alabileceğinize bakarız. GTO da burada güzel. Güzel borsalarda kendisi listelenmiş durumda. 50 tane borsa. Burada büyük borsa olarak FTX... Burada zaten en üstte hacmi de en yüksek kendisindeymiş. FTX'in desteklemesi bana göre güzel bir özellik. Kendisinin teknik temel anlamdaki verilerine bakacak olursak Fibonacci'yi dipten tepeye çektiğimizde 0.786-0.886 fiyat aralığı kendisi için ekümül alanı oluyordu. Kendisi iyi bir proje olduğu için buralara kadar düşmemiş. Buralara kadar düşmediği için de 61.8'lere dokunup çok güzel tepkiler almış yukarı. Burada BTC'nin hareketinin nereye olacağı senaryosu çok önemli. vesel Celsius'un dediğim gibi anlaşmaları, yatırım ortaklıkları çok önemli. Yatırım yapmak isteyen arkadaşlarım community'sinden de e, haberlerini çok detaylı bir şekilde takip etmeliler ki ona göre hareket edebilmeliler. Burada benim alacağım yer 0.786-0.886 aralığı olurdu. Burası da 3 dolarla 2 dolar aralığı arkadaşlar. Eğer buralara düşerse ben kendisini uzun vade ekümüyle için değerlendiririm. Şu anda kendisi için bir pozisyon almam. Çünkü benim istediğim yere düşmemiş. Benim istediğim yere düşmüyorsa da almam arkadaşlar. Binlerce koyayım, binlerce fırsat var. Kripto para sektöründe kesinlikle ve kesinlikle fırsatlar kaçmaz. Hiçbir şekilde ben fırsatı kaçırdım diye üzülmeyin. Bizlere ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anlık haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videonun altında bulunan açıklamadan Telegram ve Discord linklerimizden Telegram'ımıza ve Discord'umuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Unutmayın. Plan var. Panik yok.